Valilikten yapılan açıklamada bugün saat 11.40 sularında Plümür ilçesinden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği belirtildi. Açıklamada helikopterin olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği ifade edilerek şu bilgiler aktarıldı. Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. 12 kişiden komiser pilot, teknisyen polis memuru ve sözleşmeli pilotun Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı belirtildi. Jandarma ve çevre illerden AFAD ekipleriyle Tunceli Kent Merkezi ve Plümür ilçesinden ambulansların sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Erzurum'dan da bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. Enkaza ulaşma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Black Hawk tipi helikopterin Tunceli'deki görev uçuşu sırasında düşmesine ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da telefonla görüştüğü Tunceli Valisi Osman Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.